Sevgili seyirciler, insanlar zaman zaman başlarına gelen felaketlerden, musibetlerden, büyük belalardan dolayı fevkalade mahzun ve mükedder olurlar. Çok üzülürler. Adeta onların hayatının akışı değişir. Programları bozulur, ne yapacaklarını bilemez hale gelirler. Ama İslamiyet'te kader dediğimiz bir inanç var. İman esaslarından bir tanesi de kaza ve kadere iman. Yani hadiselerin daha önceden, insan başına gelmeden önce Allah tarafından bilindiğine inanmak var. Ya Cenab-ı Hak bütün mevcudatı yoktan var eden, yarattığı şeylerin, Cenab-ı Hakk'ın yoktan var ettiği şeylerin bütün özelliklerini en ince teferruatına kadar bildiğini ifade eden ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Onun için aslında bazıları bu mevzuda diyorlar ki efendim madem ki benim neler yapacağım önceden belliymiş ben zaten onları yapmak zorundayım diyorlar. Hayır öyle değil. Cenab-ı Hak kuluna irade ve ihtiyar vermiş. Yani Cenab-ı Hak kuluna hayır ve şer yollarını peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş ama bunlardan iki yoldan birini seçme konusunda kulunu muhayyer bırakmış Cenab-ı Hak. İrade-i cüz'iye dediğimiz insanın bir seçme kabiliyeti var. Zaten sorumluluk da oradan geliyor işte. Yoksa insan bazı şeyleri mecburen rüzgarın ağaç yaprağını kıpırdattığı, salladığı gibi insan hareketleri böyle ıstırari, mecburi hareketler olsaydı bundan dolayı insanoğluna herhangi bir sorumluluk düşmezdi. Bir mesuliyet terettüp etmezdi değil mi? Onun için Cenab-ı Hak insanlara bir irade ve seçme kabiliyeti vermiş. Ama Allah-u Teala kulunun ne yapacağını önceden biliyor. Ayrıca insanların kendi şahsi ve ferdi iradelerinin dışında tecelli eden olaylar var ki bütün onların plan ve programı takdiri elbette ki Allah-u Teala'ya aittir. Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsanın ferdi olarak yani ef'alül ibad dediğimiz kulların işleri var. İradelerini kullanarak yaptıkları hayır veya şer nev'inden işleri var. Ama onun dışında bir de insanın kendisinin tamamen dışında kaldığı, herhangi bir şekilde müdahale edemeyeceği ilahi takdirle meydana gelen olaylar var. İnsanın mesela fizik yapısı. İnsan hiçbir zaman kendi fizik yapısının güçlü, kuvvetli veya zayıf, nahif olması konusunda herhangi bir karar verme durumunda değil. Ferden insan buna muktedir değil. Hani insanların bu şekildeki kendi ellerinin dışında olan şeyler için halk arasında bir tabir var. Alın yazısı işte Allah-u Teala'nın hiç bizim beklemediğimiz durumlarda, beklemediğimiz, ummadığımız olaylarla karşılaşmamız hadisesi var ya, işte bütün bunlar ilahi takdir ile oluyor. Allah-u Teala işte bunu Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde belirtiyor. Bazıları efendim Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde geçen kader kelimeleri ölçü anlamına gelir, miktar manasına gelir diyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kaderle ilgili ayet-i kerime yoktur. Kader inancını ifade eden ayetler yoktur diyorlar. Halbuki bakın burada işte Hadid suresinin bu ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde bunun olduğunu, İslamiyet'teki kader inancının Kur'an-ı Kerim'e dayandığını çok açık olarak görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebra'aha. İnne zalike alallahi yesir. Sadakallahu nazim. Ya bakın ne kadar açık. Ama bütün bu inanç, kadere iman insanları hiçbir zaman sorumsuzluğa itmez. İnsanları hiçbir zaman uyuşukluk ve tembelliğe, vurdum duymazlığa itmez. Aksine insanın moral gücünü yükseltir. Önemli hadiselerde eline geçen imkanlar dolayısıyla insanın şımarmasına, haddi aşmasına mani olur. Nitekim ileride gelecek bunun hikmeti.
ve büyük musibet ve sıkıntı hallerinde de demoralize olarak, tamamen panik içinde, dengesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış bir zavallılık içine düşmesine de engel olur. İşte kader inancının müsbet olarak insanda meydana getirdiği çok bariz bir şekilde ortaya çıkan tecellileri var. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum. Yeryüzünde hiçbir musibet meydana gelmez veya sizin nefislerinizde, kendi vücudunuzda, kendi şahsınızda hiçbir sıkıntı ve musibet meydana gelmez ki illa fi kitabim min kabli en nebraha. Onu, o musibeti biz yaratmadan evvel o bizim ilmimizde mevcuttur. Levh-i mahfuzda mevcuttur. Onu biz biliyorduk diyor Cenab-ı Hak. Önceden onun meydana geleceği konusunda bizim ilmimizde, bizim bilgimizde bir tespit vardı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani levh-i mahfuzda bu konuyu biz tespit etmiştik. Demek ki her meydana gelen önemli hadisede, musibette, zelzele gibi, sel baskını gibi, kasırga, tayfun gibi çeşitli olaylarda, olayların meydana gelişinden önce bu önceliği biz kendimiz takdir edemeyiz. Ne kadar önce? Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeli olduğuna göre Allah-u Teala bunu ezelde biliyordu Cenab-ı Hak. Ya o bir kitapta yazılıdır buyuruyor Cenab-ı Hak ya. Demek ki hiçbir musibet yoktur ki ma asabe isabet etmedi. Meydana gelmedi. Min musibetin herhangi musibet. Yani fil ardı. Kıtlık, kuraklık, her türlü afet, musibet, zelzele gibi, efendim her türlü sel baskını vesaire gibi insanlar için büyük sıkıntı ve felaketlere sebep olan olaylardan hiçbir yoktur ki velâ fî enfusikum veya hastalık gibi herhangi bir şekilde insanın vücudunda veya ruhi dengesinde meydana gelen bozukluklar gibi veya yakınlarının ölmesi, çoluk çocuğunu kaybetmesi gibi insanın bizzat canına dokunan olaylar gibi hiçbir olay yoktur ki illa fi kitabim min kabli en nebraha. Nebra'a burada halaka, en nehlukaha demek. Yani onu yaratmadan önce bir kitapta onunla ilgili bir tespit olmasın. Mutlaka onu biz daha önceden takdir etmişizdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya inne zalike alallahi yesir. Kainatta insanlarla ilgili olarak milyonlarca, milyarlarca hadise meydana geliyor. Bunların hepsini haşa Allah nasıl bilecek diye düşünmemek lazım. Çünkü bu bize göre zor. Cenab-ı Hak için bir zorluk bahis mevzu değil hiçbir zaman. Hiçbir zaman bir zorluktan söz edilemez. Cenab-ı Hak için her şey kolay. Ya ayet-i kerimelerde biliyorsunuz Allah-u Teala, Cenab-ı Hak her şeyi bütün ince teferruatına varıncaya kadar insanların kendi ilmi, kudret ve dirayetleriyle kavili kıyas olmayacak derecede insanlar kendi ilimleriyle onu mukayese etmeye kalkmasınlar. İnsanların bilgileri fevkalade kısıtlı, sınırlı ve mahduttur. Onun için bu Cenab-ı Hakk'a çok kolaydır. İnne zâlike bu alallahi yesir. Allah'a kolaydır. Yesir burada kolay manasında. Cenab-ı Hak için bu çok kolaydır. Bütün bu olayların böyle olması nedendir? Likey la te'sev ala ma fatekum. Ya bu sizin elinizden kaçırdığınız bir nimete üzülmemeniz için. İnsanın elinden evi gider, barkı gider, ekini gider, meyvası gider, çeşitli her türlü nimetler gider, insan sıkıntıya düşer ve bundan dolayı mahzun olur. Mahzun olmamanız için diyor Cenab-ı Hak, elinizden çıkan imkanlardan. Fate yefutu geçmek manasına. Arapçada bu kelimenin kullanışı bizim Türkçe kullanışa göre biraz farklı gibi görünüyor. Mesela Arapçada arabayı kaçırdım diyeceğin mesela fatetni seyyara diyor. Seyyara, araba, otomobil beni fevt etti, geçti beni demek. Burada ala ma fatekum sizi geçen, sizin elinizden çıkan demek. Yani sizin elinizden kaçan bir takım nimetlerden dolayı mahzun olmayasınız. Esa burada hazine manasında. Hazine yahzenu, yani mahzun olmak, üzülmek demek.
Likeyle maması için. Likeyle te'sev mahzun olmamanız için. Orada sebep ifade ediyor likeyle. Ala ma fatekum ve la tefrahu sevinmemeniz için. Ya likeyle tefrahu demek sevinmemeniz için. Bima atakum Allah'ın size verdiği imkanlarla da sevinmemeniz için. Şimdi burada tabiatıyla insan yaratılışında herhangi bir eksiklik, bir mahrumiyetten dolayı mahzuniyet, üzülme kaçınılmaz gibi bir şeydir. Hadiselerden hiç etkilenmeyen insan hemen hemen yok gibidir. İnsan tabiatı, yaratılışı hilkatinde hadiselerden mutlaka etkilenme, onun tesiri altında kalma söz konusudur. Cenab-ı Hak demek ki üzülmemeniz dediğine göre hiç mi üzülmeyeceğiz? Hayır. İnsan tabiatıyla bu hususu müfessirler çok güzel açıklamışlar. Bununla ilgili hadis-i şerifler de var. İnsan mahzun olur tabii. Ama bu hüznü, bu üzüntüsü, bu teessürü insanın hayatına tesir edecek veya ilahi takdire karşı gelecek noktalara, raddelere kadar gelmemesi lazım. İnsan mahzun olur. Elbette ki ister istemez elinde olmadan üzülür. Adamın evi yanmış, dükkanı yanmış veya zelzelede diyelim ki adam enkaz altında çocukları ölmüş. Nasıl üzülmesin adam? Elbette ki üzülecek ama insandaki işte bu moral gücünü ilahi iradeye teslimiyet faziletini ortaya koyuyor ayet-i kerime. Yani aşırı derecede üzülerek böyle isyan ederek feryadu figanla Allah'a karşı gelmek gibi böyle fevkalade müfrit ve aşırı tavırlara tevessül etmemeniz için buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra insan bir nimete kavuştuğu zaman normal olarak sevinir. Mesela fevkalade imtihanda başarılı bir sonuç almış bir kimsenin sevinmemesi söz konusu olamaz. Kim olursa olsun bundan mesut ve bahtiyar olur. Bundan insan mutlaka sevinç duyar değil mi? Ama bu sevincin batar ve neşer dediğimiz, hani batır ve neşir kelimeleri geçti Kur'an-ı Kerim'de. Aşırı derecede şımarma, kendini kaybedecek derecede ölçüsüz davranışlara tevessül etme. Böyle olduğu takdirde işte o zaman insanlar bu aşırı sevinçle başkalarına zarar verirler. Onların hareketlerindeki denge ve muvazene kaybolur. Bir takım dengesizlikler yapmaya başlarlar. İşte buradaki ferah da aşırı sevinç. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Allah'ın size verdiklerinden, verdiği ihsan ettiği nimetlerle aşırı derecede sevinmeyesiniz diye. وَلَا تَبْطِرُوا Ayet-i kerimedeki bu tefrahun manası yani şımarmayın. Azgın ve taşkın hareketlere tevessül etmeyesiniz diye bu böyledir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bir taraftan kaybedilenlerden dolayı aşırı, anormal üzüntüye düşme, tamamen dengesini kaybedecek derecede kendisini kaybetme ve dağıtma hali. Bu yasaklanmış işte. Bunun olmaması içindir diyor Cenab-ı Hak. Yani ilmi ilahide bunların bulunduğuna inanmak, size böyle bir denge, böyle bir muvazene kazandırır. Hakikaten inanmış insanların hadiseler karşısındaki teslimiyeti, olgunluğu fevkalade şayanı takdirdir. İnanmamış kimseler ise birdenbire ne kadar güçlü iradeye sahip olduklarını iddia etseler bile şaşkın hale gelirler. Ne yapacaklarını bilemezler. Dengelerini yitirirler onlar. Ne söylediklerinin farkında bile olmazlar. Bu bakımdan bakın ne kadar güzel insanın hem beden hem de ruh dengesinin bozulmaması. İnsanın aşırı üzüntü ve stresle sağlığının bozulmaması. Diğer taraftan da insanlar arasındaki tavır ve davranışlarının insanlara zarar verecek boyutlara ulaşmaması için insanı dengede tutuyor kader inancı. Ne kadar güzel değil mi? Allah-u Teala'nın lütfu ihsanı. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Allah-u Teala Cenab-ı Hak kendini beğenmiş, fevkalade kibirli, muhtal kibirli demek.
Kendini beğenmiş böbürlenen adam, başkalarına tepeden bakan kimse demek. İhtiyal o manada. Fakur da çok çok övünen demek. Başkalarına karşı elindeki nimetlerle, zenginlikle, güç kuvvetle, sıhhatle, afiyetle daima başkalarına karşı kendini üstün gösteren, kendini aşırı anormal derecede öven kimseler fakur. İftihar eden, tefahur eden demek yani. Fahir kelimesi var. Kendini beğenmiş demek. Fahur da mübalağa sıyası. Aşırı derecede kendini öven manasında. Cenab-ı Hak kendini beğenmiş ve kendini çok çok öven kimseleri sevmez. Bunlardan olmamak lazım. Ayet-i Kerime'yi böyle gayet açık bir şekilde işine sindiren kimseler Cenab-ı Hakk'ın kimleri sevdiğini de böylece bunun mefhum muhalifinden gayet açık bir şekilde anlarlar. Yani kimleri sevmez? Kendini beğenmiş, kibirli, gururlu ve aynı zamanda fazla övünen kimseleri sevmez. Mütevazı, olgun ve mütevekkil kimseleri sever demek. Bunu böyle kabul etmek lazım.